Arkadaşlar toprağı açtıktan sonra ileride zaten topraklarımız açık. Biraz şöyle çekil görsünler orada. Bu fidanı buraya yerleştirirken altında taş olmamasına dikkat edelim. Çünkü bu küçük bir fidan kökleri uzayacak, taşa denk gelirse ya zorlanır yani kökün atmakta. Onun için taş dediğim de şunun gibi. Şunun gibi. Yani şunları kastetmiyorum, anlatabildim mi? Bunlar önemli değil ama şöyle taşlar, şunun gibi taşlar olmasın yani. Bunu böyle buraya koyduktan sonra hocam elini ittirever. Evet, ittireceğim. Çiğnedikten sonra yapacağım. Evet. Çiğniyor arkadaşlar. Niçin çiğniyoruz? Hava almasın diye. Ya sağlıkçılar biliyor. Niye anlatıyorsam ben bunları? Bu da yapıyor herhalde. Evet. Tamam. Şuraya yaz. Dikelim ondan sonra kazarsın etrafını. Tamam mı? Gel bir yer bulalım. Hadi. Tamam. Gel bak böyle, böyle elimizle etrafını dolduruyoruz. Hadi ablacığım, hadi ablacığım. Allah'ım elini severim ben. Dök dök, bir şey olmaz, dök. Heh, korkma korkma, dök 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 ablacığım, hadi dök. Aferin. Şöyle toprağa dokunsun çocuklar ya. Hakan Bey fotoğraf çekiyorsunuz. Bir daha. Nasıl diktin? Bir anlat bir. Hop bir de hop bir de attın mı böyle? Vallahi biz ilk defa sizden geldi böyle. Daha önce de böyle bir yapmıştık aslında. Ne zaman da? Bu fidenin de yanında baba için yapar. Ben bunları bir. Evet. Burada çapa kaldı. Gel bakalım. Evet. Demin bahsettiğiniz üzere biz de o gün burada hakikaten 500 kadar adet fidan diktik. Orman Bölge Müdürümüzün desteği, Atın Müdürümün de refakatiyle beraber sağ olsunlar. Bir etkinlik gerçekleştirdik. Çevre bizim için önemli tabii. Sağlık demek sadece insanların ilaçla, iğneyle tedavi edildiği bir olgu değil. Çevre deyince de akla orman gelir, fidan gelir. Hem kalıcı olması açısından, kalıcı eserler verme açısından, önümüzdeki toplumlara, önümüzdeki gelecek kuşaklara da bu güzel etkinliği aktarabilme açısından çoluk çocuk hep beraber gelerek bir faaliyet gerçekleştirdik. Çok... Öykü gel. Ayağını bulalım.